Merhaba, ben Serenay. Bugün bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Hazır böyle markalar indirime girmişken, bazıları da indirime girmek üzereyken size de bir fikir verir diye umut ediyorum. Gördüğünüz gibi böyle saçlarımı topladım. Hava inanılmaz sıcak. Bakalım nasıl ilerleyecek video. Umarım güzel, verimli bir video olur. Siz de keyifle, severek izlersiniz. Beni Sel Beauty olarak Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hadi gelin başlayalım. Trendyol alışverişim var. İki tane elbise aldım. Onlardan size biraz söz etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi, hepimizin bildiği gibi bu çok fazla takipçisi olan bloggerlar tarafından sürekli linki yukarı kaydır, linki kaydır, linke ulaş tarzı Trendyol'un bir anlaşması var. Siz linki kaydırdığınızda da o blogger de alıyor. Bir komisyon alıyor bildiğim kadarıyla. Bu sebeple de çok fazla bu link olayı karşımıza çıktı Trendyol'un. Evet, Trendyol'un yaptığı inanılmaz mantıklı bir anlaşmaydı ama bizler için bir zaman sonra böyle geldi. Açıkçası Trendyol'dan eskiden daha çok alışveriş yapıyordum. Fakat birkaç hani beden uymama, kalıp uymama olduğu için yine de bilindik markalardan deneyerek almayı tercih ediyorum. Ama gel gelelim, konumuz gece elbisesi olduğunda, böyle düğünler yaklaştığında Trendyol'daki elbiseler inanılmaz güzel, çok güzel, kep törenleri olsun. Ben de bu sebeple iki tane gece elbisesi aldım ve inanılmaz uygun fiyata aldım. Bir tanesi şöyle bir rengi var. Böyle mor, mürdüm gibi bir rengi var. Tek omuzlu ve şurasında da bir omuzdan bağlaması var. Aslında direkt şöyle giyiyorsunuz. Bu sadece süs olarak. Şurada bir açıklığı var. Şu açıklığını çok sevmedim şurada. Ama bunu yine kapatabiliyorsunuz. Diz altında biten bir kurtarıcı bir elbise. Bunu kepte, kokteylde, dediğim gibi düğünde, kına gecesinde her şekilde giyebilirsiniz. Ben kına gecesini giymeyi planlıyorum. 129 TL'ye aldım Trendyol'dan. Bir tadilat yaptırmak durumunda kaldım. Çünkü 36 beden aldığında alt taraf cuk diye oturuyor. Fakat benim üst bölgem biraz geniş olması sebebiyle üst tarafta biraz dar geldi. Bu sebeple 38 aldım. Üst taraf tam geldi. Alt taraf bu sefer bol geldi. Onu da daralttım. Ama tabii ki çok uygun bir fiyata geldi gerçekten. Çünkü şimdi bu devirde Kadıköy'e de gitseniz, Fatih'e de gitseniz, oraya da gitseniz, buraya da gitseniz inanılmaz pahalı. Gerçekten çok pahalı. Ve hep aynı tarz modeller. Çok çok ütopik yerlere yaptırmadığınız sürece gerçekten aynı tarz modeller. Bunlar da birazcık artık beni sıkmaya başladı. Bu sebeple Trendyol'dan birinci elbisem bu. Göstereyim. O da böyle siyah, diz altı biten, şurada kemeri olan inanılmaz güzel bir kumaşı var. Duruşu çok güzel. Dediğim gibi bana 38'i büyük, 36'sı küçük geldiği için ben yine 38 alarak tadilata verdim. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şurada da bir yırtmacı var. Ama diz altında biten bir elbise. Bunu da 159'a aldım galiba. Ya da 179'du. Şimdi indirime girdi. 159 oldu. Kesinlikle bakmalısınız. Buradan böyle bir ince bir askısı var. Burada da ince bir askısı var. Bir de ama şöyle bir kalın bir askıyla buna değişik bir hava vermişler. Bunlara böyle bakabilirsiniz. Eğer üstümdeki duruşlarını görmek istiyorsanız Sel Beauty'den beni takip edebilirsiniz. Instagram hesabımda kıyafet, stil olarak da paylaşıyorum. Görebilirsiniz. Denemeli bir video çekmek isterdim fakat onun için o şekilde ekipmanım ve vaktim olmadığı için bu şekilde paylaşıyorum. Zara'dan şöyle bir saten bir etek aldım. Yine diz altı biten, kloş gelen, tiril tiril, inanılmaz güzel ve leopar deseni. Fakat leopar desenini böyle siyah, gri ve hafif de maviliklerin olduğu bir renge dönüştürdükleri için inanılmaz orijinal. Çok beğendim, çok sevdim. Hala varsa bakabilirsiniz. 159'a almış olmalıyım. Bayağı oldu bunu alalı. Çok güzel bir etek. Kesinlikle çok güzel bir etek. Ben de çok seviyorum bu saten etekleri. İyi ki saten etekler moda oldu. Benim için inanılmaz güzel oldu. Onun üstünü kombinlemek için de şu şekilde bir tişört aldım. Ya da bluz de diyebiliriz. Böyle ince ince düğme detayları var. Bürümcük kumaş mı denir buna? Böyle biraz buruş buruş hafiften. Çok güzel. Bu da yine tiril tiril. Bunu da 80 TL'ye almışım. İkisi beraber çok hoş bir kombin olacağını düşünüyorum. Buna da bakabilirsin. Bir diğer Zara alışverişimi, o da şöyle bir keten
keten bir tişört aldım. Çok hoş bir tişört. Eteklerin, kotların, şortların üstüne inanılmaz güzel olacak bir tişört. Böyle tiril tiril bir tişört. Ten biraz iç gösteriyor ama ten rengi bir iç çamaşırıyla onu çok güzel harmanlayabilirsiniz. Bunu da 80 TL'ye almışım yine. Çok güzel beyaz rengi ve siyah rengi vardı. Buna da bakabilirsiniz. Örneğin bir Zara bağımlısıyım. Bazı Zara mağazaları çok güzel oluyor. Bazı mağazalar çok kötü oluyor. Bazı kombinler internette daha böyle göze çarpıyor. Gibi gibi böyle değişik varyasyonlar yapabiliyorsunuz internetten. Bu da yine internette gördüm ama hiçbir mağazada karşılaşmadığım çok güzel bir elbise. Kısa bir elbise, yazlık, tiril tiril bir elbise. Üstünde sarı çiçekleri, büyük çiçekler var. Şöyle, kolları da şöyle şu şekilde geliyor. Daha böyle bol. V yaka. İç gösteriyor. İçine bir astar diktirebilirsiniz ya da giyebilirsiniz. Üst kısmı çok göze batacağını düşünmüyorum ama alt için İstanbul'da giyecekseniz bir astar düşünebilirsiniz. Şu şekilde uçları da pileli. Buna bakabilirsiniz. Çok güzel bir elbise. Kesinlikle yaz aylarında inanılmaz güzel. Bir diğer Zara elbisem ise şu şekilde uzun bir elbise. Bu böyle çiçekli bir elbise. Şuralarında fırfırları var. Askıları fırfır şeklinde. Bu da yine böyle tiril tiril. Üst kısmında ise alt kısmında ise şöyle fırfırlı geliyor. Bunu ben açıkçası mağazalarının hiçbirinde görmedim. İnternette gördüm, aldım. Small bedenini aldım. Çok güzel bir elbise. Henüz giymedim. Buna hemen bakayım. 159 TL'ymiş. Yaz için çok ideal. Enfes bir elbise. Özellikle böyle uçlarının böyle fırfırlı olması ben çok seviyorum. Fırfır benim şeyim yani, çok sevdim. Şimdi Zara'dan alışverişim bu şekilde. Şimdi gelelim bir mango alışverişim var. Mango'ya uzun zamandır böyle bir şans vermiyordum. Kışın falan çok mango'ya gitmedim. Ama yazın mango'da çok güzel şeyler vardı. Bir de %30 bir indirime denk geldim. Şimdi gerçi %50'ye girdi ama %50'ye varan, en %70'e varan olduğunda tam %50 olacak. O da herhalde ben bu videoyu yayınladığımda girer diye düşünüyorum. Ve çok sevdiğim bir etekten bahsetmek istiyorum. Böyle puantiyeli, neon, sarı bir etek. Yine diz altında bitiyor. Şurada güzel bir yırtmacı var. Burada düğmeleri var. Bunu böyle siyah, basic, beyaz, basic üstlerle inanılmaz güzel bir şekilde kombinleyebilirsiniz. Tiril tiril, evet, iç gösteri bir astar diktirebilirsiniz ya da astar giyebilirsiniz. Ama çok güzel. Çok güzel bir etek. Buna da indirimde bakabilirsiniz. 100 TL'ydi galiba indirimde. Kalırsa tabii, ben bunu hiçbir mağazada, internet sitesinde görmemiştim. Bağdat Caddesi'ndeki mağazasına gitmiştim. Orası bayağı bir büyük. Orada gördüm. Çok güzel bir etek. Ben zaten yazın böyle elbise etek, elbise etek, elbise etek. Beni pantolon şortla göremezsiniz. Bu tarz tiril tiril etekleri çok seviyorum. Bu alışverişime gelelim. Bunu da çok çok severek aldım. Uzun bir elbise, çok güzel duruşu. Yine arkası ve önü de şöyle V gidiyor. Buradan böyle bağlayabiliyorsunuz. Dekoltesini ayarlayabiliyorsunuz. Herhangi bir yırtmacı bulunmuyor ama arkası altı da böyle tiril tiril geliyor. Çok güzel bir elbise. Bu 299 sonra bir indirime girdi. Şimdi de indirimdedir ama bulabilir misiniz bilmiyorum. Çünkü böyle kapış kapıştı. Çok güzel bir elbise. Bunu böyle sandaletlerle, terliklerle inanılmaz güzel olacağını düşünüyorum. Çok severek aldım. Benim bir diğer alışverişimi. Ben dolap hesabı açmıştım. Bayağı bir zamandır açıktı. Ancak böyle bir kullanmıyordum. Aktif değildim. Ve geçen sene bir tane gördüğüm elbise Mango'da alamamıştım. Hamileydim. Hep aklımdaydı. Hep kafamdaydı o elbise. Ve dolapta ben bunu bir araştırayım dedim. Bir araştırdım ki buldum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu geçen sezonun Mango elbisesi. Şöyle buradan tabii askıda biraz duramadığı için böyle arkası, sırtında bir dekoltesi var. Şöyle şu şekilde düğmeli geliyor önü. Beyaz, keten ve altı fırfırlı şu şekilde. Kloş bir şekilde iniyor. Çok güzel bir elbise. Ben bu şekilde yakaladım. Buna bakabilir misiniz demiyorum. Eğer aldıysanız ne şanslısınız
diyorum. Bu arada benim de dolap hesabım var. Selena @selenajoser olarak beni dolap hesabında bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Güzel ürünlerim var. Oradan beni bulabilirsiniz. Bak, bir de Stradivarius alışverişimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında Stradivarius'tan çok büyük bir şey almadım. Takı aldım. Stradivarius'un küpelerini çok seviyorum. Hatta şu an videoda gördüğünüz üzerimdeki küpeler Stradivarius'tan. Tekten geliyor bu kırmızılar. Bakın, bu ikisini takmamışım henüz. Bu taktıklarımı çıkarmışım ama video için de hazır bekletiyordum. Kulağımdakiler bu senenin çok modası. Şu küçük toplar olan üzerinde bir küpesi var, seti var, bir incili var, bir de şöyle küçük bir şey var. Bunun fiyatı da 50 liraydı. Çok güzel bir küpe seti. Küpe seti. Bir tane daha küpe aldım. O da böyle deniz yıldızlı. Çok tatlı, çok severek aldım. Bu da yine Stradivarius'tan. Bu da yine 49 almış olmam lazım. Çok şeker tam yaz için daha bir küpe. Evet, bu şekilde videonun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Instagram hesabında beni takip etmeyi unutmayın ki böylece rahat rahat ürünleri de görebilirsiniz. Size daha net bir fikir vermiş olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.